Tahsin abi merhaba. Merhaba Selen. Yıllar sonra seni görmek ne güzel. Evet, aynen. Böyle çok samimi bir giriş yaptım. Çünkü bilmeyenler için söyleyelim. Benim aslında seninle tanışmam ya 95 ya 96'ydı. Van Gölü canavarını aramaya gitmiştik. Ben de babamla o ekipteydim. O zamandan beri sevdiğim ve saydığım bir kişisin. Sağ ol Selen. Ben de geçen gün korona günlerinde yaptığım en işli işlerden biri. Diyaları tarıyorum evde. Slide makinesi, tarama makinesi aldım. Ve bizim Van Gölü'nde böyle birlikte fotoğraflarımızı da taramış oldum. Evet, 95 yılı Ocak ayıydı. O zaman gitmiştik beraber. Tabii sen de ondan sonra bir sürü başarılara imza attın. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Teşekkürler. Seni böyle bu müzenin yöneticisi olarak görmek de benim için apayrı bir mutluluk. Öyle söyleyeyim sana. Çok çok teşekkür ederim. Ben bu arada o fotoğraflardan birkaç tane vardı ama onları bulamadım. Hatta çok güzel bir gazete haberi vardı. Van Gölü'nde canavar aradılar diye bulamadım. Ama belki de şu an sürpriz olarak bu fotoğrafları mı göreceğiz? Değil aslında. O fotoğrafları ben sana özelden yollarım ama Tamam. sen Selim dedeyi bilir misin? Babamın babasının adıdır Selim dede. Her gün balığa çıkar. Bodrum'da yaşar. Balığa çıkar her gün. Bir gün yine balığa çıktı kendisi ve baktı ki gökyüzü o gün pırıl pırıl. Her şey çok farklıydı. Akşam oldu, yoruldu. Mecali yoktu geri dönmeye. Yanaştı bir mağaranın önüne, teknesini bağladı ve mağaranın ağzında uyumaya başladı. Gece birden bir hışırtı duydu. Selim dede çok iyi bir balıkçıdır. Kalktı baktı, kafasını kaldırdı. Birileri denizden çıkıyorlar. Küplerini bırakıyorlar oraya ve uyumaya gidiyorlar. Bayanlar biraz daha kenarda, erkekler ise yan yana uzanıp küplerini bıraktıktan sonra uyumaya başladılar. Selim dedem çok şaşkındı. Sonra yanında biri daha geldi, onun yanına uzandı. Sonra sabah oldu. Selim dede o yanına uzananın kürkünü gizlice kumların altına sakladı. Sabah olunca herkes kürklerini giydi, denize gitti. Onlar Akdeniz foklarıydı. Ama o yanındaki güzel kız, saçları harıl harıl parıldayan güzel kız, kürkünü aradı, aradı, bulamadı. Çünkü Selim dede onu gizlemişti. Sonra Selim dede onu ikna etti. Çok ağladı. Beni alın diye diğerlerine ama almadılar. Ve Selim dede ona aşık oldu. Onunla evlendi. Yıllar sonra iki tane de çocukları oldu. Ve Selim dede kürkü getirip evde tavan arasında, tahtaların arasına saklamıştı. Bir gün o duvarlar eskiyince o kürk oradan düştü. Ve o kadın o kürkü giyip denize gitti. Arada bir döner, bakar denizde böyle parıldayan bir şey gördüklerinde çocuklarını öpmeye geldiğini düşünür. Onlar Akdeniz foklarıdır. Ve Akdeniz fokları da bizim gibi insanlardır. Lütfen onları öldürmeyelim. Evet, güne böyle bir sürprizle başlayayım sana dedim. Çok teşekkürler. Çok da güzel bir mesaj oldu bizim için. Evet, Halikarnas Balıkçısının Deniz Gurbetçileri kitabından 1930'lu yıllarda Bodrum'da halk arasındaki bir öykünün ezberimde olan kısımlarıydı. Böylece paylaşayım istedim. Sen de Çok Bodrum'da teşekkürler. olarak sana ithaf ediyorum bunu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben öncelikle yine klasik bir girişle Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi adına bu davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bizim için de çok güzel bir sohbet olacak. Çok dolu bir insansın. Nelerden konuşacağımızı inan ki yani çok temel anlamıyla birkaç konudan anca bahsedebileceğiz. Zaten süremiz kısıtlı. Ama izin verirsen şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Aslında normalde denizde olmayan bir kentte doğdum ve daha önce ben seni tanıdığımda aslında bankacılık bankada bir yöneticilik yapıyordum. Daha sonra bu sualtı işleri bir hobi olarak başladı. Ama bir başladı, pir başladı gibi bir şey oldu herhalde. Çünkü bu kadar zaman içine 100'e yakın ulusal ve uluslararası ödül sığdırdım. Bu konudan bahsedebilir misin? Yani kaç sene oldu? Biliyorsun ben yapı olarak kendimden böyle ve yaptığım ya da ekip olarak yaptığımız işlerden çok bahsedilmesinden pek hoşlanmıyorum. Yani yapıma uygun değil.
Hatta hep yadırgamışımdır. Bazı akademisyenler çıkarlar sahneye ve kendilerini anlatırlar. Ben şunu yaptım, ben bunları yaptım. Zaten seni merak eden insanlar bir şekilde sana ulaşırlar, seni tanırlar. Ama doğanın tarihine baktığımızda doğanın tarihi içinde insanın yaşamı çok kısa kalıyor. Bu kısa yaşama da neler sığdırabildiğinize bağlı. Doğru diyorsun. Ben denizi olmayan bir şehirde doğdum. Diyarbakır'da doğdum. Fakat yıllar sonra bu işi ileriye götürdüğümde şunu gördüm. Avusturya denen gibi bir ülkede hiç denize kıyısı yok. 750 bin lisanslı dalgıç varken bugün bizim ülkemizde üç tarafı denizlerle çevrili ve içerisinde bir sürü göller de var. Hala ülkemizde lisanslı olarak federasyona kayıtlı 150 bin dalgıç var. Dolayısıyla hani sulak gezegenimizden, yani Almanya ile hiç kıyaslamıyoruz. Yanılmıyorsam 3-4 milyona yakın lisanslı dalgıç var yani. O yüzden hani yaşadığınız yerle de çok ilintili değildir bu. Türkiye'de de mesela en fazla dalgıcın olduğu il Ankara, ki ben de Ankara'da yaşıyorum. Ama önemli olan bu gezegenimizin, ki bu korona günlerinde daha fazla evrenin içindeki en zeki insan olan bize daha çok ihtiyacı var. Daha fazla onu tanımaya ve tanıtmaya ihtiyacı var. O yüzden biraz bunu misyon edindim. Bu da kişisel bir sorumluluk. Yani sosyal sorumlulukları kimse için yapmıyorsunuz. Eğer içinizden geliyorsa, inancınız varsa o konuda, kendinize inanıyorsanız, doğaya inanıyorsanız, zaten başka bir şeye de çok ihtiyacınız yok yani. Evet, övülmeyi çok sevmiyorsun ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ekşi Sözlük'te bir sözlük yazarı şöyle bir şey demiş. Bunu aktarmadan edemeyeceğim. Karada Ara Güler neyse, denizde de Tahsin Ceylan odur demiş. Bunu diyerek bu konuyu kapatıyorum ve diğer sorularıma geçiyorum. Şimdi Rahat senin ol, farkında istediğini olmak... sorabilirsin. Tamam. Şimdi biz tarafımız denizlerle çevrili dedik. Biraz önce de konuştuk ama çok denizci bir toplum değiliz. Böyle bir şey var yani. Fakat denizlerimizin gördüğüm kadarıyla durumu nedir? Çok genel bir çerçeveden özellikle Bodrum'a döneceğiz daha sonra. Önce bu soruyla başlayabilir miyim? Övünüyoruz evet denizlerle çevrili ama aslında durum nedir? Şimdi insanoğlunun aslında algısıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Özellikle bizim ülkemizde daha çok yaşıyoruz ama sanıyorum dünyada da var. Dünyada tabii belki boyutu daha farklı. Belki de biz denizi daha iyi tanıyoruz. Ekosistemi tanıyoruz. Dünyanın %70'i sulak alandır. Yani denizdir. Veya işte tatlı sulardır. Bizim vücudumuzun da %71'i yanılmıyorsam sudur. Böyle bir ki daha sonra karaya adapte olmuş canlılardan bir tanesi de insanoğludur. Doğanın tarihi içinde baktığımızda insanoğlunun atalarına, yani Homo habilis erectus'tan alırsak bile 1,5 milyon yıldır, ki Homo sapiens sapiens'ten bunu da alırsak yaklaşık olarak 200 bin yıldır. Zaten siz arkeologlar bunu bizlerden daha iyi bilirsiniz. Şimdi böyle bir yaşam döngüsü içerisinde Homo sapiens sapiens zaten düşündüğünü düşünebilen insandır. Yani tabiri caizse evrendeki en zeki canlıdır. Tabii bu canlının yaşadığı ekosistemi ve aynı ekosistemi paylaştığı diğer canlıların hepsini de koruma aslında gibi bir misyonu vardır. Böyle bir sosyal sorumluluğu vardır. Fakat ülkemizde en çok benim canımı sıkan ya da en çok üzüldüğüm şeylerden biri şudur. Şimdi soluduğumuz havan içindeki oksijenin %70'i denizlerden geliyor. Denizlerde olmazsa ve yaşamda olmazsa olmaz canlı fitoplanktondur, ki bu da %50'sini sağlıyor. Kalan %20'sini deniz çayırları ve %30'unu da ormanlar sağlıyor. Sonuçta denizler bizim yaşam kaynağımız. Birincisi burası. %70 çok büyük bir oran. İkincisi, yemek yemek için denizden balık alıyoruz. Balıkları gidip toplarken ben denize çıkarıp da para veren kimseyi görmedim. Yani herhangi bir karşıda bir satıcı yok. Oysa ki gidin Bodrum'da herhangi bir manavın önünde geçin. Ya benim canım şu domatesi istedi, ben bunu alıp gidiyorum deseniz o manav size onu bedava vermez. Peki denizden alıyorsunuz tonlarca balık, götürüp bunu yiyorsunuz. Havasını soluyorsunuz. Onun sayesinde nefes alıyorsunuz.
Ki günümüzde şu anda korona günlerinde herhalde insanların en şiddetle kullandıkları tek kelime nefes al, nefes al, nefes al. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Ama onun nereden geldiğini, o nefesi kimin sayesinde aldığımızı, biliyor olduğumuzu sanmıyorum. Sonra nefes aldık, besini de aldık. Ne kaldı? Bütün pisliğimizi de denize bıraktık. Sonra da evimizin eğer balkonundan da deniz görünüyorsa o da evin değerini artırıyor. Orada deniz bize bir rant da sağlıyor. Bir de bu yönüyle baktık. Peki bunları hepsini bir araya topladık. Sonra suya girdik yüzmeye. Birden bir yanımız yandı. Hemen sudan çıkarız. Deniz anası beni soktu deriz. O kadar büyük bir algı var ki yani deniz anasının ona düşman olduğunu söylüyor. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanoğlu kendini ekolojinin predatörü, yöneticisi, sahibi görüyor. Bir parçası olarak görmüyor. Zaten parçası olarak görse belki de bunları hiç yaşamayacaktık yani. Dünya olarak yaşamayacaktık. Ülkemizde daha yaygındır bu. Yani diyor ki o deniz, hatta işte biliyorsun Karadeniz'de gidiyorlar, yunusları öldürüyorlar tüfekle, tabancayla, Marmara'da öldürüyorlar. Ve arkadan diyor ki o benim balığımı yedi. Ya o balık senin nasıl olabilir? O balık Yunus denizde yaşıyor. O balık da denizde yaşıyor. Sen karaya adaptesin. Hadi o zaman eğer yani Yunus gelsin marketten gidip tavuk mu alsın yesin? Ne yapsın yani? Böyle bir şey var mı yani? Ve işte aslında ülkemiz denizlerindeki kültür bu düzeyde. O yüzden ben Halikarnas balıkçısının o Akdeniz foklarıyla ilgili hikayesinden böyle bir alıntıyla başlarken geçmişte bu kültürün daha yaygın ve daha iyi olduğuna inanıyorum. O düşüncemi paylaşmak açısından öyle yaptım. Evet, Ülkemiz o denizleri... yüzden milattan önce 700'lerde, 800'lerde ya da daha önceleri düşünürler bile aslında daha farkındaymış konuyu. Yani Yani şu aslında evet yani biz denizleri an sadece yani insanoğlu denizi sadece tükenmez bir besin deposu olarak görüyor. Artık o da kalmadı. Akdeniz hızla değişiyor. Akdeniz'de yaklaşık olarak 17 bin denizel tür tanımlanmış. Bizim kıyılarımızda ise tanımlanan tür sayısı 6 bin civarında. Sorgulayacaksa insanoğlu bunu sorgulasın. Bizim ülkemiz kıyılarında balık stokları gitgide azaldı, tükendi. Akdeniz'den gelen istilacı türler daha egemen bir hale geldi. Bu, evet, Ondan evet. Bu değişim yani denizin hayatımızdaki rolünün ne olduğunu insanoğlu bilmiyor, bilmek istemiyor. En garibi de bu yani. Önemli olan o değildir diyor. Ben önemli olan gidip balıkçıda balık alıyor muyum? Alıyorum. Balık lazım bana diyor. Yani balığı ver, bana oksijeni de ver. Ama ben bu arada pisliğimi de sana bırakırım. Onunla da idare et diyor. Böyle bir denize bakan, böyle bir kültürle mücadele etmek benim gibi düşünenler için zor olsa gerek. evet, yani sadece denizle değil, kara anlamında da böyle. Yani ülkemizde diyelim, ben bildiğim kadarıyla ülkemizi tabii bu anlamda biliyorum. Evler çok temiz, her yer inanılmaz hijyenik. Ama dışarı çıkıyorsunuz, yerler çöp. Yani dışarıda arabasından çöp atabiliyor, aynı şekilde tekneden de atabiliyor. Yani böyle bir bilinç yok. Bu tip farkındalıklar zaten ancak böyle salgın durumlarında, nasıl şu an herkes çok farkında, işte pandemi var, işte acaba... Ancak o zaman kolektif bilinç herhalde devreye giriyor, ama o da Bitince bunu onu evet. unuturlar. Çok çabuk unutur yani. İnsanoğlunun da bunu unutacağından eminim. Aynen. Ama sonuçta şunu farkına varsın insanoğlu. İnsan olsa da olmasa da yani 200 bin yıl önce ya da 1,5 atalarına gidersek 1,5 milyon yıl önce insan yoktu. Ama 320 milyon yıl önce akciğer solunumu yapan balıklar vardı yani. 400 milyon yıl önce deniz anaları vardı. O yüzden insanoğlu ekosistemde sonsuza kadar olacak diye bir kuram da yok yani. Evet, en eski tek hücreli canlı da Chlorella sanırım, değil mi? Chlorella şu anda insana en iyi gelen şeylerden bir tanesi. Mesela atıyorum gıda destek takviyeleri olarak insanlar Doğrudur. Yine kullanıyor. denizden evet. Gıda destek takviyeleri olarak yine denizden, işte krilden vesaire birçok canlılardan aldıkları. Yani özetle kapitalizm satılabilir her şeyi paketleyip satıyor. Hani şeyin bir sözü var. Müfit Bey'in Mandıra filozofunun der ki mutluluk da satılabilir bir şey olsaydı kapitalizm onu da paketleyip satardı diyor. Aynı durumda doğru.
Şu anda hep yine denizden de böyle çok yüksek fiyatlarla, fahiş fiyatlarla o tür gıda takviyeleri satılıyor. Peki şimdi tekrar ekosisteme dönersek, bu istilacı türlerden bahsettik Tahsin abi. Hakikaten çok, mesela bu balon balığı atıyorum, bu bölgede de balıkçılar, dalgıçlar çok rastlıyor. Başka hangi türler var ve bu ekosistemin yaptığı kendini korumak için yaptığı bir şey midir? Akdeniz bu anlamda değişiyor mu? Yani aslında Süveyş Kanalı insanoğlunun yaptığı bir eser. Sonuçta ekonomik nedenlerinde haklılık payı olan bir şey. Sonuçta gemiler bütün Güney Afrika'yı Ümit Burnu dönmeleri gerekirken Cebeli Tarık'tan girip Süveyş'ten girip hemen çok çabuk Hint Okyanusu'na çıkabiliyorlar. Ekonomik olarak baktığınızda Süveyş Kanalı'nın yapılması ekonomik. Zaten o kanal 1869 yılında açıldı. O zaman da Mısır valisi Said Halim Paşa'ydı. Hatta kanal yapımcısı Ferdinand Lesseps onun sağladığı insan gücünün etkisiyle de orada bir liman yaptılar. O limanın adına da Port Said Limanı dediler, yaptılar. Adını da Port Said. Halen de Port Said. Yani Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki limanlarından birinin adı. Tabii insanoğlu 140 yıl önce açtığı bu kanalın 140 yıl sonra Akdeniz'de büyük bir ekosistem değişikliğine yol açabileceğini öngörmedi. O dönemde bilim insanları meraklıydılar. İşte tuzluk ölçümleri yaptılar Akdeniz'de ve Kızıldeniz'de. Bu kazanılması güç bir kumar dediler. Yani oradan buraya göç olabilmesiyle ilgili. Bu arada federasyonun ben çevre kurulu başkanı ve ekibi olarak da bu tür konuları yarından itibaren ders olarak da yine işleyeceğiz. Bunu da hani bilgisini vermiş olayım sana. Sonra 1994 yılında aslında tabii onun hikayesi çok uzun. Akan suların Akdeniz'e akan ki 1,2 metre bir rakım farklılığı var. Akan suların erittiği tuz konsantrasyonları bittikten sonra 94 yılında yani yakın tarihte öyle söyleyeyim. Bizim Van'a gitmemizden bir yıl önce desek daha doğru. Tuzluluk eşitlendi neredeyse yani binde 45'lere falan eşitlendi. O günden bugüne Kızıldeniz'den buraya inanılmaz bir şekilde canlı giriyor ve canlıların popülasyon olarak çokluğu beni şaşırtıyor ki ben her yıl önceki yıllarda mesela bir yılda 11 50 işte kaç hafta var 52 mi? Ben 11 hafta mesela Mısır'da geçirmişim. Sadece bir yılı söyleyeyim. Yani herhalde bugüne kadar bir 50 defa gitmişimdir Mısır'a. Aynı türleri oradan buraya geçen türlerin buradaki hızlı artışını görüyorum aşırı. Mısır'a gidiyorum. O türleri o kadar göremiyorum. Nadiren görüyorum. Çok enteresan. Mısır'da evet çünkü orada biraz daha ekosistem dengeli. O tür var bir tür varken onun predatörü de vardır. Dolayısıyla o onu yiyor. O onu yiyor ve sonuçta bir ekolojik denge var. Şimdi Akdeniz'de giren türlerin predatörleri yok. O predatörlerin bir kısmını yine insanoğlu avcılıkla yok etti. İşte Orphos laus dediğimiz resif köpek balıkları, aslan balıklarının predatörleri. Bunlar yok olduğu için, bunlar şu anda predatörleri olmadığı için aşırı hızlı bir yayılım gösteriyorlar. Sonra da bakıyorsun millet yazıyor, devlet tedbir alsın diyor. İşte Antalya valimizle ben yakın çalışıyorum Münir Bey'e. Ona mail atıyorlar, Sayın Valim balon balığı için bir tedbir al. Yani balı vali gidecek, elini suya sokacak. Bak diyecek ben Antalya valisiyim. Haddini bil balon balığı buradan git diyecek. Yani böyle bir şey yok tabii yani komik bir şeyler bunlar. Kuyruk Komik başına bir para istekler de. istiyor Ama aslında. o yasanlar komiklik olsun diye yazmıyorlar. Gerçekten inanıyorlar yani böyle bir şey yani. Yani valinin ya da hükümetin ya da devletin bunlara bir şey yapacağını zannediyor. Şunu aslında lafı şuraya getiriyorum. Bakın 140 yıl önce açılan bir kanal öngörülemeyen bir şekilde bir fenomene sahip neden oldu yani şu anda. Akdeniz hızla tropikleşiyor. Ve insanoğlunun bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. İşte yok aslan balığını vurun getirin 5 lira alın şunlar. Daha önce Amerika'da Karayipler'de bunlar denendi. Hiçbiri sonuç vermedi. Sonuçta ekosistem bir şekilde kendi dengesini bulacak ve o dengeyi nasıl bulacağını da hepimiz gözlemlemiş olacağız. Sadece şunu yapabiliriz bence. Yerli türler üzerindeki baskısı da şu şekilde oluyor. Özellikle aslan balığı diğer balıkların yavrularıyla besleniyor. Bu yavruları yedikçe onlar büyüyemeyecekler. Büyüyemeyecekleri için de ne olacaktır? Popülasyon azalacaktır. Sonra balıkçı evet bütün yaşamı boyunca başka bir meslek edinmemiş. Hep balıkla geçiyor.
üzülüyorum ben. Şimdi hiç hayatı boyunca başka bir meslek edinmemiş bir insan gidiyor, balık olmuyor, atıyor, ağ getiriyor, işte 5-10 tane asker balığı, onlardaki egzotik türler, ekonomik değeri yok. O da tabii ailesini geçindiremiyor, balıkçı da zor durumda. Ama evet, şunu insanoğlunun öğrenebilmesi lazım: sürdürülebilir yaşam denen bir kavram vardır dünyada ve bunu uygulayan çok başarılı ülkeler de var yani. Yani dünyanın en büyük balık üreticilerinden biri Norveç'tir, biri Peru'dur. Mesela Norveç'e ben gitmiştim bu orkaların çekimleri için. Oradan biliyorum yani balıkçılığın nasıl olduğunu. Bu yıl gidip bir bölgede balık avlıyorlar. Bakıyorlar ki hemen tutuyorlar. Kaç ton? 100 ton. Geçen yılına kadarmış 150 ton. Ha, burayı diyor, bizim bu hesaplara göre diyor, burayı 5 yıl diyor koruma alanı yapacağız. 5 yıl diyor buradan balık avlamayacağız bugünden sonra. Ve oradaki popülasyonun kendini toplamasına imkan tanıyorlar. Bizde en büyük Türkiye'nin balık tüketiminin %75'i biliyorsun Karadeniz'den geliyor. Ben bu yıl Aralık ayında biz belgesel ekibi olarak Karadeniz'e gittik. Sahil güvenliğimi çekimi için oradaydık yine. Bakıyorum, balıkçılara soruyorum. Hiçbir kota yok, sınır yok. Avlayabildiğin kadar avla. Ve artık belli bir noktadan sonra zaten yenilebilir balık da değil. Hep balık unu fabrikalarına gidiyor. Ve bu yıl biliyorsun Türkiye'de hamsi yenemedi. Hep balık unu fabrikalarına gitti. Çünkü hep yavrular oldu ve Türkiye kıyılarında da hiç olmadı. Önümüzdeki yıl olabilme ihtimali bence hiç yok o gördüklerimden sonra. Neden? Biz o balığın kendini toplamasına, üremesine, ki hamsi yaklaşık olarak 1,5-2 yaşına geldiği zaman eşeysel olgunluğa ulaşıyor. O olgunluğa ulaşmadan biz onu alıyoruz. İşte Laos'ta, Orpoz'daki de handikapımız da bu. Balık 35-40 santime ulaştığı zaman, ki bu Orpoz'da yaklaşık olarak 8 yaş demektir. Yani 8 yaşına gelmeden o balık üreyemez. Üreyemediği zaman da çoğalamaz. Bu dünyada yani bir bütün canlılar için kural budur yani. Üreyemezse çoğalamaz. Biz onun üremesine fırsat vermiyoruz. Hemen avlıyoruz. Avladığımız zaman da türün neslini bu şekilde tehlike altına atıyoruz, yok ediyoruz. Dolayısıyla mesela bu korona günlerinde herkes içerideyken doğada, işte arkadaşlar benimle paylaşıyorlar. Ya gördük yunusları, her tarafta yunuslar geziyor. Yunusların en korktukları şey insan kaynaklı o teknelerin çıkardığı gürültüdür. Biliyorsunuz, hı hı, Japonya'da The Cove filminden de hatırlarsınız. Gürültüyle yunusları bir koya sıkıştırıyorlar. Yani şu anda denizde bir motor sesi yok, gürültü yok. Yunus da orada özgürce gezebiliyor. Yani aslında doğayı biz sürdürülebilir yaşamı öğrenmeyi başarabilsek, ki bunu başaran ülkeler vardır, dünyanın tümünü kastetmiyorum. Akdeniz'in tamamında 462 tür balık yaşıyor. Bizim kıyılarımızda hepsi yaşıyor olsa dahi 462 tür. En yakın komşumuz Kızıldeniz'de 1200 tür balık yaşıyor. 600 türü endemik. Yani Akdeniz'in zaten fakir bir deniz. Yani böyle bir fakirlik içinde bizim de o türleri koruyamazsak, korusak belki onları sürekli yeme şansına sahip oluruz. Ama bir kere de alıp götürelim. Sonra işte Yüce Rabbimin su altında fabrikaları var. Bilgisayarını açıyor, bakıyor. Aa, ya Bodrum'da balık azalmış. Şuraya bir 5-10 tonu yollayayım diyor. Böyle bir insanoğlunun böyle bir algısı var. Selam, bu inanılır gibi değil. Gerçekten buna inanıyorlar. Yani diyor ki denizde balık biter mi diyor. Hadi bitti buyurun. Bak işte bitti. Şimdi ne yapacaksın? Yüce Rabbim gönderir. Ya nereden gönderir? Altta fabrikası var Yüce Rabbimin. Yüce Rabbim sana akıl vermiş, fikir vermiş, beyin vermiş ve doğayı tanı, doğayı öğren, ondan yararlan demiş. Ama sen ne yapıyorsun? Bir kere de yok ediyorsun. Yok edince de bir yer geri gelmiyor. Bu durumda Türkiye'nin balıkçılık politikalarıyla ilgili mi bir sıkıntı var? Çünkü bazı ülkeler bunu yapabiliyor. Bu sürdürülebilir bir şekilde bu işi kotarabiliyorlar. Biz neden bunu yapamıyoruz? Yani bir kere tabii ben aslında böyle konan yasaklarla, kanunlarla, kitaplarla çok böyle doğanın korunabileceğine inanmıyorum. Yani bunları da işte yaklaşık 30 yıldır su altında fotoğraf çeken biri olarak, ki oraya arkeolojiye geldiğimizde de bu konuya özellikle değineceğim. Yasaklarla bir şeyleri korunabilme ihtimali bana göre yok yani. Çünkü insanlar yasak konduğu zaman daha cazip geliyor insanlara. Bu ülkemizin ihtiyaç duyduğu en büyük şey, yani kültürel bir değişim lazım. Kültürel bir bilgi lazım. Doğayı anlatan bir bilgi lazım. İşte televizyon programlarını izliyorsun, okullarda okutulan
kitapları görüyorsun, dersleri görüyorsun. Çevre ve doğa konusunda hiçbir ders yok. Televizyonların da bile bu konuda çevre ve doğa olunca herkes uzak duruyor ve hatta en güzel programlar insanlar uyuduktan sonra belki gecenin saat 3'ünde konuyor. Magazin programları daha önceldir. Magazin programlarından birisi kadar çevre programları olsa ki insanlara görsel olarak bir şeyi anlatmak daha kolay. Mesela Rönesans'ta verilmesi gereken mesajlar hep sanatla verildi. İşte bizim aslında su altında fotoğraf, video çekmemizin en önemli nedeni de bu. Çünkü okuma sesi yüksek bir ülke değiliz. Merhaba Tahsin abi tekrar. Yani bu konuda dertliyim Selen, görüyorsun. Doğa ve çevre konusunda toplumun bir okuma alışkanlığı yok. O yüzden ne kadar çok fotoğraf, video çekip öyle anlatmaya çalışıyoruz. Doğayı öyle o şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu şey programı da çok iyi. Federasyonun sanırım değil mi derslerini? Evet, ona da bugün planladık. Yarından itibaren başlıyoruz. Özellikle ekosistemi, doğayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes şu anda içeride hapis durumundayken diyelim, doğayı özlüyor. İşte bir ağacın gölgesini özlüyor, bir suyun kenarını özlüyor ama işte bizim o doğayı hak etmemiz lazım. O günleri hak etmek için de doğayı tanıyor olmamız lazım. Doğanın bir parçası olduğunu insanoğlu öğrenirse başka hiçbir sıkıntı yok bence. Ama ben oranın egemen gücüyüm derse, ki öyle diyor şu anda, ülkemizde Evet. bu daha yaygın. O yüzden doğa bizi kendi kaynaklarından mahrum etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi Akdeniz'de balık çeşitliliğinden bahsettik, az dedik ama bizim şöyle bir avantajımız var. Sualtı kültür mirasımız konusunda zenginiz. Çok doğru. Sualtı arkeolojisinin geliştiği bir, hatta Bodrum'da başlayan bir bilim dalı. Bu anlamda söylemek istediklerim var mı? Sualtı arkeolojisiyle, Sualtı kültür mirasımızla ilgili. Evet, aslında tabii epeydir böyle arkeolojiye sizden dolayı, bir kere Aşkın abiden dolayı ve şu anda da yine Hakan Öniz hocamla da yakın çalışıyoruz beraber. Beni de hemen hemen her yıl bütün kazı çalışmalarının ekibinde yer alıyorum ben de. Arkeolojiye tabii benim eskiden beri merakım var. Yani ben ona şey diyorum hatta, tarihin parmak izlerine dokunmak gibi bir şeydir diyorum. Türkiye fauna ve flora olarak gerçekten fakir bir ülke grubunda. Ama sualtı kültür mirası anlamında, sualtı kültür varlıkları konusunda çok büyük bir envantere sahip. Önemli bir envanteri var. Ki bu envanterin büyük bir bölümü de mesela batıklar konusunda Çanakkale'dir. Ama insanlar Türkiye'den kalkıp da ta Pasifik'teki küçük bir adaya gidip de orada Japonların bir gemisinin fotoğrafını çekmeye gidiyorlar ama Türkiye denizlerindeki arkeolojik varlıklarımızın kıymetini çok bildiklerini de sanmıyorum. Bunda insanların rolü olduğu kadar devletin de bence çok büyük rolü var. Yıllardır belgesel yaptığım için işte gerek Sinop'ta, gerek Akdeniz'de, Karadeniz'de, Marmara'da her dalışa yasak bütün yerlerle ilgili hep Kültür Bakanlığı'ndan izin alıp gidip orada çekimler yaptık, belgeseller yaptık. Daha sonra aynı noktaları tekrar gittiğimde oldu. O yerlerdeki eserlerin yarısından fazlasının yok olduğunu gördüm gözlerimle. Ben bunu tabii daha sonra bir Bodrum'da bir Kültür Bakanlığı'nın bir çalışması vardı. Yine bir sorun mu var Selen? Yine bir sorun oldu. Ben seni görüyorum ama. Tersine abi tekrar bağlanabilir miyiz? Peki, tamam. Tamam, teşekkürler.